Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Kadir Has Stadyumu'nu daha şehir yakınına bir yere getirirdim. İlk projem şu tramvayı yer altına alıp metroya çevirmek olur. İnsanların en azından bir sahil gibisinden yürüyüş yapmaları için, gençlerin oturmaları için, müzik aktiviteleri falan olması için böyle sulu bir görüntü olabilir yani. Hoşlandığım, haz ettiğim bir şehir değil. En kısa sürede de buradan gitmeyi düşünüyorum. O yüzden yok ederdim. Kayseri için önce iş olanaklarını geliştirdim. Çünkü gerçekten iş olanaklarımız çok geride. Biz üniversite mezunuyuz ve çok zorlanıyoruz iş bulmada. Erkilet tarafına tramvay yolu yaptırdım. Çünkü Abdülhak Üniversitesi'nde okumaktayım. O yüzden gidip gelmekte zorlanıyorum. Üniversite öğrencilerinin eğlenmesi için daha fazla mekan olmasını isterdim. Yani burası biraz daha böyle orta yaşlı insanların yaşayabileceği bir şehir. Yetkiniz olsaydı Kayseri için yapacağınız ilk proje ne olurdu? Valla bundan önce yapılan çalışmalarda trafiğin düzeltilmesi düşünülerek yapıldı ama şu an çok fazla da düzelmiş olarak görmüyoruz. Sıkıntıların çoğu aynen devam ediyor. O yüzden daha halk için daha kolay olabilecek, daha iyi olabilecek şekilde bir trafik düzenlemesi yapardım. Mesela çeşitli semtlere bazı otobüsler gitmiyor. Ben özel eğitim okulunda çalışıyorum. Oraya kadar bir araba yok. Biz yarı yolda iniyoruz. Tekrar arkadaşlarımızı beklemek durumunda kalıyoruz. Belediyemizden böyle bir çalışma yapmasını istiyoruz. Dilekçeler yazdık, haber bekliyoruz. Dilerim iyi olur. İş olanaklarını yükseltirdim. Çünkü bir sürü üniversiteli gencimiz, ben de dahil, mezun olduktan sonra iş bulamıyoruz. Onun için çalışırdım. Kayseri bir kere beton yığınından kurtarmak isterdim. Baktığınız zaman yeşillikten daha fazla beton yığını ve müthiş bir şekilde de binalar birbirine içe geçmiş. Tamamen bir çirkin bir görüntü sağlıyor. Yeşilliği fazlalaştırırdım. Daha fazla yeşil olmasını arzu ederdim. Diğer taraftan da tabii insanların da eğitimine yönelik çalışmalar yapmak isterdim. Maalesef zaman zaman şehir gelişiyor ama insanlar gelişmeye karşı direniyorlar. Daha iyi iş olanakları sağlardım. Daha gençlerin iş bulacağı imkanlar yapardım. İşte daha sonra yeşilliğe, kültüre, doğaya önem verdim. Hani daha büyük park bahçeler açabilirdim. Her şey var. Ne olabilir? Yani memnunsunuz, eksik olan bir şey yok. Valla memnunuz Kayseri'de. Her şeyinden memnunuz, hakikaten memnunuz. Türkiye genelinde Kayseri en güzel şehir yani bence. İlk projem şu tramvayı yer altına alıp metroya çevirmek olur. Hem trafik rahatlar. Eskiden Kayseri'nin bir numaralı caddesi olan Sivas Caddesi şu anda perişan vaziyette. Ne yaya trafiği kaldı doğru düzgün, ne otomobil park yerleri. Her şey sorun oldu. Şu tramvay bence Kayseri'ye atılmış en büyük kazıktır. Kayseri'deki kültürel faaliyetleri artırmak isterdim. Gençleri kitap okumaya daha fazla yönlendirmek, sinematik, tiyatro faaliyetlerine yönlendirmek isterdim. Özellikle eğitim artı park alanları, insanların gidebileceği park alanları, bir de trafik sorunu artacak, ona bir çözüm bulmaları lazım. Özellikle kavşaklarda ve tramvay güzergahında. İlk proje insanları bilinçlendirmek olurdu. Yani böyle bir durumdayız. Kötü de değil aslında durumumuz ama yani daha da çok bilinçlendirirdim bir an önce bu virüsten kurtulmak için. Ayrıca yani ben üniversite öğrencisiyim ve kazandığım şehire gidemiyorum. Üniversiteler kapalı çünkü. Lütfen bilinçlenin artık. Yani takın şu maskeleri, kurtulalım bence bir an önce. Arapların hepsini kovardım Kayseri'de. Hepsini. Arap derken sadece Suriyeliler değil, o Pakistanlılar, İranlılar, o Fevzi Çakmak'taki İranlılar, Eskişehir bağlarındaki Suriyeliler, hepsini kovardım abi. Kayseri'yi mahvettiler. Başka hiçbir şey yapmazdım. Zaten Kayseri iyi. Yani eğlence mekanları olurdu güzel. Geri kalan her şey güzel zaten Kayseri'de. Gençlere yönelik yani. Gençlerin gidip oturacağı yerler, müzikli yerler. İlk proje yeşillik alanları artırmaya çalışırdım. Neden derseniz eski günleri özel olduk. Her taraf betonarme oldu. Maalesef. Böyle gönlümüzü ferahlayacağı, işimizi ferahlayacağı bir ortam, yeşillik bir alan olması hem insana huzur veriyor hem de tabiat doğa açısından da yeşilliklerin olması iyidir yani. Üniversite öğrencilerinin eğlenmesi için daha fazla mekan olmasını isterdim. Yani burası biraz daha böyle orta yaşlı insanların yaşayabileceği bir şehir. Biraz daha böyle eğlence merkezleri atıyorum. Harikalar Diyar var, evet güzel ama sadece bir tane var.
daha fazla olmasını isterdim eğlence merkezlerinin. Onun dışında her yer kafe, kafeden başka bir şeyimiz yok. Yani o tarz şeyler isterdim. Onun dışında ben bu şehirde bir eksiklik görmüyorum şahsen. Farklı bir şehirde okuyorum ben. Orayla kıyasladığım zaman gayet iyi. İmkanları, ulaşımı, her şeyi gayet iyi. Memnunum yani. Kayseri için önce iş olanaklarını geliştirdim. Çünkü gerçekten iş olanaklarımız çok geride. Biz üniversite mezunuyuz ve çok zorlanıyoruz iş bulmada. İş bulsak bile bütçelerinde anlaşmada, bütçelerini geliştirmede çok sıkıntı yaşıyoruz. Bunlarla ilgilenirdim. Stadı, Kayseri Büyükşehir Belediye Stadı'nın Kadir Has Stadyumu'nu daha şehir yakınına bir yere getirirdim. Yani çok uzak, yani gidemiyoruz, eşimizle çocuğumuzla maça gitmek istiyoruz. Zaten şu anda hiç gidemiyoruz da. Bu kadar. Yapay deniz olurdu. Çünkü deniz yok. İnsanların en azından bir sahil gibisinden yürüyüş yapmaları için, gençlerin oturmaları için, müzik aktiviteleri falan olması için böyle sulu bir görüntü olabilir yani. İlla denize girmek falan şart değil. Manzara açısından falan diye düşünüyorum. Kayseri'yi yok etmek olurdu. Yani yok ederdim. Peki neden yok ederdiniz? Yani çok hoşlandığım, haz ettiğim bir şehir değil. En kısa sürede de buradan gitmeyi düşünüyorum. O yüzden yok ederdim. Erkilet tarafına tramvay yolu yaptırdım. Çünkü Abdülhak Üniversitesi'nde okumaktayım. O yüzden gidip gelmekte zorlanıyorum. O yüzden bir adet tramvay yaptırabilirdik yani. Güzel olurdu Kayseri için de.